Evet, sıradaki konuşmacımız genç bir akademisyen adayı Temel Akbaş, Sakarya Üniversitesi'nden Laskar İslam döneminde bir idari merkez olarak değil. Hocama çok teşekkür ediyorum. Ben çok yormayacağım. Hocam da biraz aynı konuları çalıştık. O yüzden aynı şeyleri tekrar etmemek için ben iki soru üzerinden size konuyu anlatacağım. Yani Kemal Paşa neden bir başkent olarak görüldü ve neden burası tercih edilerek uzun süre burada kalınmaya devam edildi? Yani tercih edildikten sonra neden buradan gidilmedi? Ta ki Konstantinopolis geri alınana kadar. Nif'e girmeden önce ben size bir romanın karakterini anlatmak zorundayım. Çünkü Doğu Roma nasıl oluştu? Doğu Roma'daki komutanlık sistemi, askeri sistem, askeri düzen nasıldı? Bundan bahsetmem gerekiyor. Doğu Roma biliyorsunuzdur 3. yüzyılın sonunda tetrarşiyle yönetilmeye, daha doğrusu Roma 3. yüzyılın sonunda tetrarşiyle yönetilmeye başlanıyor. Yani Roma kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Doğu Roma ve Batı Roma olarak. Fiziken bölünmese de fiilen bölünüyordu aslında. Bu sırada Limes denilen uygulamalar var. Limes aynı zamanda hem askeri, hem siyasi, hem de ekonomi anlamında bölünmüş idari organizasyonlardı. Bu organizasyonlar güvenli ve korunaklı bölgelerde askeri garnizonların oluşmasıyla ortaya çıkıyordu. Limesler 7. yüzyılda özellikle Perslerin saldırıları, yani İranların saldırıları sonucunda zarar görmesiyle gündemden düştü ve yerini Tema'ya bıraktı. Tema sistemi Osmanlı'dan belki bilirsiniz. Hani iktidar tımar sistemi olarak biliniyor. Biz bugün bunu tımar olarak Osmanlı'da görüyorduk ama temeli Bizans'ın uygulamasına dayalı. Tema sisteminde hem askeri, hem idari, hem de ekonomik anlamda bir yapılanma var. Bu yapılanmanın başında da Sebastokor diye bildiğimiz bir komutan var. Bu komutan aynı zamanda bölgenin idaresini de üstleniyor. Sadece askeri anlamda komutanlık yapmıyor, idari anlamda da yönetimi eline alıyor. İlk kurulan 5 tane tema var. Bu temalardan biri de Nif'in içerisinde olduğu Trakesya teması. Bu temanın merkezi aslında Efesus, ancak İzmir kendi körfezinden dolayı, sahip olduğu körfezden dolayı önemli. Bu yüzden de ön plana çıkıyor. Bu dönemde bir de şöyle bir oluşum var. Apostolik kilise olarak kabul edilen Doğu Kilisesi, yani Konstantinopolis'teki patrikhane, 5 tane İzmir'den 5 tane piskopos tayin ediyor, istiyor. Ve bu 5 piskoposun biri de Nymphion'dan gidiyor, Kemal Paşa'dan gidiyor bölge. Nif yani 4. ve 5. yüzyıllardan beri önem arz eden, önem atfedilen bir alan, bir yer. Nif'i önemli kılan bir başka özellik de coğrafi konumu. Gördüğünüz gibi hem kuzeyinde hem de güneyinde iki önemli dağ var. Onun dışında özellikle Bataslıs döneminde yapılan kaleler var. İnşa edilen, berkitilmiş bölgeler var. Bunun dışında Nif'le ilgili söylemek istediğim bir diğer özellik, Nif'in Belkabe geçidiyle birlikte korunaklı bir alana sahip olması. Buralara geçeceğim, biraz hocamız girdi, Rahim hocamız. O yüzden ben sadece size çok da vaktinizi almamak için Ioannes Vataxes döneminde yapılan girişimlerden bahsedeceğim. Ioannes Vataxes burayı bir başkent olarak gördüğünü açıkça söylüyor. Bunu nereden biliyoruz? Kronist yazar, yani çağdaşı kronist yazar Georgios Akropolites'ten biliyoruz. Metninde birkaç yerde buranın başkent olarak tercih edildiğini, ancak İznik'in idari bir birim olarak kullanıldığını, dini bir merkez olarak ön plana çıktığını söyler. Yazları bölgeye gelirler, bütün kışı da burada geçirirler. Yazları Halkapınar'da, Kaplıcalar'da vakit geçirirler. Kışı ise Kışlık Saray denilen Nymphion Sarayı'nda geçirir. Burada sadece Kışlık Saray yok, bir kütüphane inşa ediliyor. Bugün tabi yeri tespit edilemeyen bir kütüphaneden bahsediyorum. Bunun dışında bir de yüksekokul, yani üniversite dediğimiz bir okul inşa ediliyor. Peki Nif neden önemli? Devam edeyim. Vataxes döneminde İmparatorluk Hazinesi Manisa'ya taşınıyor. İmparatorluk hazinesinin Manisa'da olması, yine darphanenin de burada olması
Nefyonu hem güvenli olan, Nefyonu hem darphaneye ve hazine yakın olarak tercih edilmesinden kaynaklanıyor. Nefyonu yakın olmasından dolayı hem de güvenli olmasından dolayı. Nefyonu güvenli kılan, Nefyonu tercih edilmesine sebep olan bir diğer özellik ise Smyrna'daki, yani İzmir'deki körfez. Körfez hem çok korunaklı bir kapalı havuza sahip hem de uzun süreli ticaret anlamında kullanılan bir liman. Bu limanda 1. Theodoros Laskaris 300 kürekli kadırga inşa ettiriyor. 300 atı alabilecek kadar yaptırıyor ve buradan direkt Latinlerle ilgili bir girişimde bulunuyor. Latinlerin eline geçmiş Ege adalarını almaya çalışıyor. Rodos üzerine bir mücadele veriyor. Rodos'u ele geçirmeye çalışıyor. Daha sonra yönünü tekrar doğuya çeviriyor. Doğuda kim var? Selçuklular var. Biz aslında Latinlerle ilgili bir mesele olduğunu zannediyoruz. Nefin tercih edilmesini, ama daha sonra öğreniyoruz ki hayır, Selçuklular. Çünkü Selçuklular Menderes Havzası'nı tehdit ediyor. Menderes Havzası'nı tehdit etmesi İznik'i güvenli olmaktan çıkarıyor. Ve başkenti Nife geri kaymasına sebep oluyor. Daha doğuya Nife kaymasına sebep oluyor. Bu bölgede bir karargah oluşturuluyor, bir ordu karargahı oluşturuluyor ve buradan Selçuklularla mücadeleye girişiliyor. Şimdi burada bir Selçuklu mücadelesinden bahsedeceğim. 1211 yılında yine Menderes Havzası üzerinde bir savaş gerçekleşiyor ve rivayete göre Selçuklu Sultanı 1. Gıyasettin Kevüsrevi bizzat İzlik Rum Devleti komutanı, aynı zamanda Sebastokrator Vataxes öldürüyor. Kendi kılıcıyla kendini öldürüyor. Böylelikle Selçuklu tehlikesi uzun bir süre, neredeyse 50 yıl ortadan kalkıyor. Bu neden önemli? Çünkü amaç Konstantinopolis'i geri almak, İzmir Rum Devleti'ni tekrardan kaldığı yerden, kaldığı şekilde devam ettirmek. Burada bir de Latinlerle mücadeleden bahsedeceğim, aynı şeyleri tekrar etmemek adına. Latinler iki sefer düzenliyor buraya. İmparator Henry, 1. Henry, 1211 yılında Nife doğru bir saldırıya geçiyor. Burada İzlik Rum Devleti çok zor duruma düşüyor ve barış teklif ediyor. 1212 yılında bir barış anlaşması imzalanıyor ve Nif sınır kabul ediliyor. Yani Edremit ve Nif bölgesinin kuzeyi tamamen Latinlere bırakılıyor. Kalan kısım ise tekrardan İzlik Rum Devleti'nin egemenliği altında kalıyor. Vataxes bölgedeki kaleleri tekrardan takdim ediyor, güvenli hale getiriyor. Özellikle Kadife Kale, yani bugün Kadife Kale İzmir'de, evet, hani Nife nasıl bir katkısı olabilir, ancak var. Batısını güvenli hale getirerek denizden gelebilecek saldırıları önünü kesiyor ve berkitilmiş bölgeleri arttırarak Nif'i korunaklı hale getirerek imparatorluğun aslında ömrünü uzatıyor. Çünkü uzun bir süre Latinler bölgeye saldıramıyor. İzlik Rum Devleti'nin başı aslında Venediklilerle dertli, şeyle değil, Latinlerle değil. Tamamen, çünkü Latin dediğimiz kim bunlar? İşte Franklar var işin içinde, Anglo-Saksonlar var, Venedikliler var, Cenevizler var. Biz karşımızda bütün bir Latin İmparatorluğu görmüyoruz. Latin İmparatorluğu da 4'e 5'e bölünmüş durumdaydı. Kendi içerisinde de bölünmüş durumdaydı. Ancak İzlik Rum Devleti akıllıca hareket ediyor ve Venedik'in asıl düşmanı Cenevizlerle iş yapmaya başlıyor. Bu dönemde Cenevizlerin bölgeye girmesi Venediklileri zor duruma düşürüyor. Ancak şöyle düşünelim, denize düşen yılana sarılın misali bu sefer Cenevizlere ipler kaptırılıyor. Burada size çok kısa tutarak ondan bahsedeceğim. İtalyan arşivinden ulaştım bunu, bir İtalyan hocamın yardımlarıyla da çevirdik. 12 Mart 1261'de imzalanan bir Nif anlaşması var. Cenevizlilerle yapılan bir anlaşma. Bu anlaşmayla birlikte Nif güvenli olmaya devam ediyor. Nif İznik Rum Devleti'nin elinde kalmaya devam ediyor. Ancak İznik'in kontrolü, İzmir'in kontrolü ve İzmir çevresindeki tüm ticaret Cenevizlilerin eline geçiyor. Cenevizli vatandaşlar, Ceneviz'in dostu olan vatandaşlar sınırsız ticaret etme hakkı elde ederken Ceneviz'e düşman olanlar asla bölgede ticaret yapma hakkına sahip olamayacak deniyor. Ve şöyle devam ediyor. Eğer Konstantinopolis alınırsa
buraya da giremeyecekler. Yani ilerisi vadede de bir anlaşma var. Ben maddeleri metnime koyacağım, burada okumak istemiyorum. Bunun dışında söyleyebileceğim, hocamın bana söylediği ama benim unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Galiba bu kadar. Sabrınız için teşekkür ederim. Dilim çöktüm. Sayenizde kaybettiğimiz zamanın bir kısmını telafi etme fırsatı bulduk. Teşekkür ederim ben de.